Peki nasıl coğrafyası, tarihi binaları? Güzel bir müzeleri. Tarihi var. Çok güzel. Müzeleri de güzel. Yani çizilmiş gibi. Peki neden göndermiyorsun Yusuf'u? Gönder. Ben çok kıskanç bir insanım öncelikle. Gerçekten mi? Gerçekten. Neden kıskanıyorsun Ayla? Ya hatta geçen gün aramızda böyle bir sohbet oldu. Dedim yani ben seni rüzgarda kımıldayan yapraktan kıskanırım dedim. Öyle. Evet, peki rüzgarsız havalarda ne yapıyorsunuz yani? Rüzgarsız havalarda da dedim. Yani güneşten korunduğun gölgeyi kıskanırım dedim. Peki açık arazideyiz, rüzgar yok. İkimiz de böyle sap gibi duruyoruz. Onun nesinden kıskanırız? İlla ki bir şey bulurum o an. Şimdi bulamadım. Kesinlikle bulur. Peki neden kıskanıyoruz? Mesela biz Yusuf'la erkek erkeğe bir karavan kampına gidebilir miyiz? Gidemezsiniz. Orada çünkü dallar var, yapraklar var. Sonra yapraklar uçuşur. Nasıl tanıştınız? Lise 3'te ben yabancı dil sınıfındaydım. Lise 3'te de o bizim sınıfımıza geldi. Yeni bir kişi olarak. Daha sonrasında ben de sınıfın İngilizcesi iyi olanlardandım. Yusuf da erkeklerden iyi olanlar olarak gelmiş. Tabii benim bundan haberim yok yani. İlgilenmiyorum daha dersi doğrusu. Çok iyi olanlar, en çok çalışanlara ne deniyordu? İnek. Bu arada Yusuf muhteşem inek taklidi yapıyor. Neden gördün beni şimdi? Ama neden? 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 Çünkü Kayseri'de küçükken böyle oradaki inekleri çok seviyormuş. Yani böyle küçükken kendini inek falan zannediyormuş. Onları falan anlatmıştı bana. Gerçekten... Küçükken kendini inek mi zannediyormuş? Evet. Gerçekten yani... Peki sonraki tedavi süreci nasıl devam etti? Ya daha sonra işte boğazına bir şeyler kaçmış. O inekler gibi bir şeyler yemeye çalışırken. Ondan sonrasında bir kendini toplamış yani. Çok özürüyorum. Son cümleyi bir daha. Ya i̇nek orada... gibi bir şey yerken boğazında bir şey takılmış bildiğiniz ve böyle... inek olmaktan vaz mı geçmiş? Bildiğiniz çayırda, çimende böyle inek gibi dolanırmış yani. Küçükken ama çok küçüklükten bahsediyorum yani. 4-5 yaşlarındayken sonra bir gün inekler gibi böyle yerden o çalıdan çırpıdan yerken boğazında... Daha sonrasında... Peki sen bunu öğrendikten sonra bir mesafe koymadınız mı aranıza? Koymadım. Yeni bir kişi olarak sınıfa girdi. Evet. Ve bir anırdım diye. Ah dedim işte benim ineğim bu.